Diyarbakır İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak hazırlayıp sunduğumuz Hayata Açılan Pencere programına hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli izleyenlerimiz, sevgili takipçilerimiz, her hafta çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikteyiz. 3 aylar manevi iklimini idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde ve gecelerde sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugün Miraç Kandili. İnşallah bu geceyi ihya etmeye ve kandille aydınlanmaya gayret ettiğimiz bir gün ve gece olur diye ümit ediyorum. Sevgili izleyenlerimiz, kıymetli takipçilerimiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Öncelikle kendilerine hoş geldiniz diyorum. Esma Ablay hocamız. İyisiniz inşallah hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz, ayaklarınıza sağlık hocam. Bizi kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. Bugün hocamızla ailede manevi atmosferin oluşmasında kadının rolü konusunu konuşacağız. Malumunuz Kadınlar Günü'nü kutladık ve içerisinde bulunduğumuz hafta Miraç Kandili'ni içerisinde bulunduran hafta Kudüs Haftası olarak kutlanıyor. Biz de hocamızla bugün hem kadınlardan, hem Miraç Kandili'nden, hem de Kudüs'ten bahsedeceğiz. İnşallah güzel bir program olmasını ümit ediyorum. Kıymetli hocam, öncelikle Miraç nedir? Sizden onun bir tanımını dinleyelim. Sonrasında kandille alakalı sorular gelince size de buradan inşallah onları yönelteceğim. Miraç ne demektir? Miraç kelime olarak merdiven, yükselecek yer ve en yüksek makam anlamlarına gelmektedir. Kelime manası itibariyle. Miraç hadisesi Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yükselmesi hadisesine denir. Evet. Yani kelime manası itibariyle bu demek. Hı hı. Miraç. Zaten Miraç hadisesi Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde ayetlerle anlatılmış. Hatta Teala buyuruyor İsra Suresi'nde, kulun Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'da bazı ayetlerimizi göstermek için Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Hı hı. Ve o her şeyi hakkıyla görendir. Yani bu ulvi seyahat hocam mucizelerin en büyüğüdür. Hı hı. Ve Kur'an da bunu ayetlerle bize ispatlıyor, yani ortaya çıkarıyor. Bunun varlığını inkar etmemize mümkün değil. Yani o dönemde de müşrikler bunun varlığını inkar etmişler. Hı hı. Fakat bu Kur'an-ı Kerim'le sabit. Yani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize ayetlerle bunu anlatıyor. Hı hı. Bu şekilde İsra Suresi'nde Hazreti Muhammed'i Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, hı hı, oradan 7 kat semaya, bütün cenneti, cehennemi ve bütün kainatın işte Sidretül Münteha'ya gidiyor, Allah'ın, hı hı, huzuruna gidiyor. Hepsini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde açıklıyor, evet, Miraç. Kıymetli hocam, Miraç hadisesinden bahsederken ben hicret hadisesine de değinmek istiyorum müsaadenizle. Hı hı. Şimdi hicrette Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın pek çok meşakkat çektiğini biliyoruz değil, evet, mi? Mekke'den Medine'ye hicreti pek çok meşakkatlerle dolu. Cenab-ı Hak dileseydi bir anda kulunu Mekke'den Medine'ye götürebilirdi, evet, değil mi? Sana, evet. Ama Miraç hadisesinde meşakkatsiz bir yolculuk bahsediyoruz. Evet hocam, aklımız ve aklın ve dille yani anlatılamayacak bir şekilde, yani zamandan ve mekandan münezzeh bir şekilde, hı hı, ortaya çıkmış. Yani büyük bir mucize olarak nitelendiriliyor. Manevi bir yolculuk. Manevi bir yolculuk. Hı hı. Yani ışık hızıyla mı olmuş artık, hani tafsilatını bilemiyoruz. Evet, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatta ben geldiğimde hala yatağım sıcaktı demesi. Allah, yani Allah. Işık hızıyla mı olmuş, onu bizim aklımız artık, evet, idrak edemiyor. Evet. Ve bu olay zaten biliyorsunuz hocam hüzün yılından sonra gerçekleşiyor. Hı hı. Peygamber Efendimizin boykot dönemi, eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmesi, hı hı, en büyük destekçisi, eşi, daha sonra amcası Ebu Talib'i kaybetmesi, hı hı, bunların üzerine Rabbimiz işte onu alıyor, evet, kendi huzuruna çıkarıyor. Hı hı. Ne kadar, adeta büyük bir mucize. Teselli değil mi hocam? Evet, teselli, bir teselli olarak görmeliyiz. Evet. Evet. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, Miraç Kandili'nde yaşanan olaylarla alakalı Hazreti Peygamber'in ifadeleri var mı? Neler yaşanmış Miraç'ta? Hı hı. Miraç gecesinde neler yaşandı? Mekke'de bulunuyordu Peygamber Efendimiz, hı hı, o dönemde. Hazreti Cebrail geliyor. Ona binek getiriyor. Burak denilen bineğe bindiriyor. Hı hı. Ve onu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Beytül Makdis'e götürüyor. Peygamber, hı hı, Efendimiz orada iki rekat namaz kılıyor. Daha sonra
Allah Resulü 7 kat semaya çıkıyor ve her katında bir peygamberle buluşuyor. Bu şekilde anlatmıştır zaten. Oradaki müşrikleri de anlatıyor, çevresine de anlatıyor geldiği zaman. Allah Resulü 7 kat semanın her katında bir peygamberle görüşüyor ve bu yolculuğun sonunda Hazreti Peygamber mana aleminde Yüce Allah'ın huzuruna çıkıyor. Amin. Burası da Sidretül Münteha, yani Allah'a yaklaşmaktaki son sınır hocam. Oraya geldikten sonra Cebrail Aleyhisselam artık onu bırakıyor. Diyor ki ben gelemem diyor, sen artık yalnız devam edeceksin. Peygamber Efendimiz neden diyor? Diyor ki ben bir adım atsam yanarım diyor. Allah'ım. Çünkü artık Allah'ın huzuruna gidiyor. Sidretül Münteha'ya gidiyor. Meleklerin dahi üzerinde. Meleklerin bile gidemeyeceği bir makam hocam. Peygamber Efendimiz o makama gidiyor. Diyor ki artık sen yalnız devam edeceksin. Peygamber Efendimiz Sidretül Münteha'ya gidiyor. Orada Rabbi ile görüşüyor. Orada onunla konuşuyor hocam. Bir perde arkasından yani onunla konuşuyor, iletişim kuruyor ve bazı hediyelerle dönüyor. İşte bunlar 5 vakit namaz, Bakara suresinin son 2 ayeti ve şirk koşmayanların büyük günahlarının affedileceği inşallah müjdesi. Tabii Peygamber Efendimiz geliyor hocam, burada bu buluşma insanın idrakine sunarken şüphesiz dilin imkanlarını kullanmıştır. Yani şöyle oldu, ben gittim, böyle yaptım diyor ama hani o yaşananlar çok farklı. Hani manevi derler ya, hadiseyi. Evet ben hani gittim, gördüm ama yaşamak çok farklı. Evet. Hani o atmosfer mesela ilk defa Kabe'ye giden bir insana ne kadar anlatırsan anlat değil mi hocam? Mesela biz hep anlatıyoruz. Çok güzel, ayaklar yerden kesiliyor. İşte uçuyorsun sanki ama o insan anlamıyor. Ama yaşayınca ne kadar manevi bir atmosferin olduğunu, aslında mekanı, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir anlatım. Manevi bir olayı maddi kelimelerle ifade etmekten aciz kalıyor insan. Aynen. Hazreti Peygamber de miracı anlatırken ifade buyurduğunuz gibi hocam, bu şekilde imkanı yok. Zaten nitekim Ebu Zer ya Resulallah sen Rabbini gördün mü buyuruyor. O da diyor ki Resulullah diyor ki ben diyor o bir nurdur, ben onu nasıl göreyim? Allah. Hani bir nur olarak gördüm. Hani onu dille ifade edemiyor ama yaşıyor. Evet. Yani onun huzuruna gittiğini ve onunla konuştuğunu yaşadım diyor yani. Hocam böyle yani çok uzun Miraç'ta yaşananlar, Peygamber Efendimiz cenneti cehennemi görüyor, orada her bir peygamberin Hazreti Adem'i görüyor, Hazreti İbrahim'i görüyor, yani onlarla konuşuyor. Bunlar çok uzun tabi. Buradan çıkaracağımız ders nedir hocam Miraç'tan? Eşrefi mahlukat olan insanın çok üstün yaratılması hocam. Yani insan dünya içerisinde en üstün varlık olarak yaratılmış. Yani bütün hayvanlar, bitkiler, bütün tabiat, bütün doğa hepsi insanın emrinde. Ve insan isterse ne kadar üstün makamlara gelebilir. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz de bir insandı. Hani ona diyorlar işte sen peygambersin. Hayır diyor, ben de sizin gibi bir insanım. Ben de yerim, ben de içerim, ben de evlenirim, ben de hüzünlenirim, ben de ağlarım. Evet. Şu var hocam mesela, diyelim ki peygamberler melek olsaydı bir şey diyecektik. Yani evet biz yapamayız bunu. Yani siz peygambersiniz, siz meleksiniz. Biz işte bu kadar namaz kılamayız, biz oruç tutamayız, ben aç kalamam. Ya da ben bu kadar imtihanları çekemem çünkü siz meleksiniz derdik değil mi? Ama o da bizim gibi bir insan. Evet. Ama bir insan olarak meleklerden üstün seviyelere çıkıyor hocam. Yani zaten Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Yani onu o mertebeye getiren ahlakının güzelliği. Ve biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ve güzel ahlakı tamamlamak için gönderildik. O yüzden bir insan meleklerden üstün olabilir ama isterse hayvanlardan daha aşağı bir mertebeye düşebilir hocam. Nebe suresinde geçiyor hocam, azaplardan bahsediliyor. İşte onlara irin içilecek, kaynar su olacak, işte azapların en kötüsünü anlatıyor. Ondan sonra diyor ki tam uygun bir ceza. Tabii ben bu ayetleri okurken diyordum ki ya bir insan ne yapabilir ki bu kadar azaba düçar olacak. Sonra hocam bu işkence edilen insanları görünce işte çöp poşetinde organ mafyasının elinden çıkan çocukların parçalanmış vücudunu görünce diyorsun ki evet iyi ki tam bir var, tam uygun bir ceza bu aslında ki cehennem dahil lüzumsuz değil. Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanırsak, aslında dinimizi güzel yaşarsak biz İnşallah. Meleklerden daha üstün bir varlık haline gelebiliriz. İnşallah. Geliyor Peygamber Efendimiz insan olarak.
Hazreti Peygamber'le alakalı şöyle bir ifade vardı hocam, okumuştum bir yerde, diyor ki Hazreti Peygamber insanüstü bir varlık değildi. Değildi ama evet. Üstün insandı. Üstün insandı. Ve üstün insan olmak yolu hepimiz için açık. Bu evet. yoldan Hazreti Peygamber'i takip ederek sizler de üstün insan olabilirsiniz. Evet hocam, onu yapan onun ahlakıydı. Hı-hı. Hani sen yüce bir ahlak üzeresin evet. diyor. Ahlakının güzelliği onu üstün yapıyor. Hı-hı. Yani bizler de hani diyor ya, kadında erkekte Hı-hı. nedir? Eşittir. Hı-hı. Ne olarak eşittir? Ancak takvada evet. üstün olabilir Hı-hı. insan. Yani Allah Resulü de böyle. Hocam razı olsun. Yani Miraç hadisesinde bunlar yaşandı. Allah razı olsun. Hocam bununla alakalı şunu da sormak istiyorum. Şimdi halkımız, hem izleyenlerimiz hem takipçilerimiz zihinlerine şöyle sorular gelebiliyor. İşte bu kandillerde yapılacak özel ibadetler var mı? Özel dualar var mı? Bununla alakalı birkaç kelam ederseniz. Hocam Miraç kandili zaten bu ayı güzelleştiren bir, yani Recep ayını yani. Manevi olarak güzelleştiren bir ay, bir gün. Ramazan Recep ayının 27. gecesi, yani evet, bu gece inşallah miladi 621'de gerçekleştiği rivayet edilir. Yani bu gece Miraç kandili gerçekleşmiş. Miraç kandilinde yapılacak dua ve ibadetler, öncelikle Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dinleyerek biz Hı-hı. bu günü değerlendirebiliriz. Peygamberimize çokça salavat getirmeliyiz. Oruç tutulabilir. Kaza oruçları tutulabilir. Ve bugün tutanlar yarın da tutabilirler. Zaten Perşembe sünnet oruç geliyor. Evet. Günahlarımızın affı için Allah'tan aff dileyerek bol bol tevbe istiğfar edilmeli. Ve bol bol namaz kılmalı. Zaten Miraç ve namaz çok önemli. Evet. Namaz bize bugün geldi. Yani hediye olarak geldi. Hı-hı. Miraç gecesinde bol bol namaz kılmalıyız hocam. Ve bizi bu aya ulaştırdığı için Rabbimize şükretmeliyiz. Çünkü 3 aylar manevi bir ay. Evet. Manevi aylara giriyoruz. Bir farklılık oluşuyor hocam, değil mi? Hı-hı. Herkes de böyle 3 aylar geldi. İşte Ramazan Efendim. Yaklaştı. Herkese bir heyecan. Kandiller geliyor. Kandiller geliyor. Bir manevi atmosfer oluşuyor evet. hocam zaten ister istemez. Peygamber Efendimiz de 3 aylara gidince hocam hep şöyle dua edermiş. Ya Rabbi bize Recep'i ve Şaban'ı hayırlı kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. İnşallah. Acaba biz seneye bu vakitlerde hayatta olacak mıyız ya. Hocam? Yani bunu düşünmemiz lazım. Hı hı. Çünkü bizim insanımızda ve hepimizde bu bilinç oluşmuş hocam. Ahiret bilincimiz çok zayıflamış. Yani öyle güzel programlar yapabiliyoruz. İşte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Çok hı. uzun planlar, evet, planlar yapıyoruz. Hı hı. Ben işte gelecek sene ya da bir 10 yıl sene sonra şöyle yapacağım. Arabamı değiştireceğim. Güzel bir ev tutmak istiyorum. Bahçeli evim olsun diyoruz ama acaba biz ahirette olabilecek miyiz? Bunu hiç aklımıza getirmiyoruz. Yani bunun oluşması lazım. Çünkü ben bu sene buradayım. Belki anlatıyorum ama seneye ben bu vakitlerde ahirette, kabirde olabilirim. Ya da bugün buradayım ama akşamında kabirde olabilirim hocam. Evet. Bu çok önemli. O yüzden bizi ulaştırabilecek mi Rabbim? Bunu çok güzel değerlendirmek evet. gerekiyor. Bu güzel kandilleri, bu güzel 3 ayları. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Zaman çok çabuk geçiyor değil mi kıymetli evet, hocam? Recep zaman ayı, Recep ayı dedik. İşte Recep sonuna geldik. Evet. 27. gecesini inşallah bugün ihya edeceğiz. Zaman çabuk geçiyor. Onun kıymetini bilmek lazım. Belki de bu gecelerde hani Müslüman yeni yıl kutlar mı diye bir yazarın bir yazısı vardı. Diyordu ki Müslüman diyordu bu mübarek günleri, geceleri ve dahi yeni yılı bile başı ellerinin arasında kutlar. Ne yapar? Ömrünün muhasebesini yapar. İşte bir Recep'i daha geride bırakıyoruz. Bir 3 aylar iklimini evet. daha geride bırakıyoruz. Acaba ben bu günlerde ne kazandım? Miraç kandili geçtiğimiz sene geçti. Neler yapmıştım? Bir dahaki seneye kavuşabilecek miyim? Aslında bunun idrakinde olmak lazım. Bu bilinçte olmak evet, lazım. Evet, evet. Hocam namazla alakalı bir şey yine sormak istiyorum size. Şimdi Miraç'ta Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama hediye verilen 3 şeyden bahsettiniz. Dediniz ki müminin miracı olan namaz, Amener Resulü diye bildiğimiz Bakara suresinin son ayetleri, bir de dediniz ki Allah'a şirk koşmayanın büyük günah işlemiş olsa dahi tövbe ettiğinde tövbesinin kabul olacağı. Şimdi Hazreti Peygamber miraca çıktı, Cenab-ı Hak'la görüştü ve eli boş dönmedi. Evet. Namaz ibadetinin önemini burada görüyoruz değil mi evet, hocam? Çok müminin önemli. Miracıdır diyor. Bununla alakalı ne söylemek istersiniz? Evet, namaz çok önemli. Yani insan hayatında, bir müminin hayatında namaz olmazsa olmaz. Bize Miraç gecesinde hediye olarak getirmiş hocam. Biri bize hediye getirdiği zaman ne kadar seviniriz değil evet. mi? Aa, bana hediye getirdin. O hediyeyi saklarız. Onun bir hatırası olur. Evet. Hani alıp
Atar mıyız hocam? Ya da yok niye sen bana bu hediye getirdin der miyiz? Demeyiz değil mi? Bir insan olarak seviniriz. Peygamber Efendimiz de bize hediye olarak namazı getiriyor. Ve Peygamber Efendimiz'in gözümün nuru diye adlandırdığı namazı bize getiren, namazı bize sevdiren, namazı hayatının bir parçası olarak gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişiyle şirk arasında namazın terki vardır. Allah Allah. Evet, yani bu çok çok önemli. Kadar bir ince bir çizgi evet, hocam. Evet, çok ince. Yani bir mümin, evet ben Allah'a inanıyorum, evet ben peygamberi seviyorum, evet ben Müslümanım ama ben namaz kılmak istemiyorum diyemez hocam. Allah çünkü Allah. Namaz ne diyoruz? Dinin direğidir. Yani bir salonda şeyler olmazsa, kolonlar. Direkler, kolonlar olmazsa o bina yıkılır hocam. Ne kadar da sağlam yapalım, kenarlarını süslesek de bir gün yıkılmaya mahkumdur. O yüzden namaz çok önemli. Müminin hayatında namaz olmazsa olmaz hocam. Evet. Olmazsa olmaz. Namaz günahlardan koruyor hocam. Günahlara kefarettir. Günahları temizler, günahları affettirir. Su ile maddi kirleri temizlediğimiz gibi namaz ve abdestle de manevi kirlerimiz temizleniyor. Ebu Hüreyre anlatıyor, Resulullah buyurdu. 5 vakit namaz hocam. 2 cuma arası ve 2 Ramazan arası diyor günahlara kefarettir. Yani bir kişi eğer namazlarına devam ediyorsa ne kadar güzel bir şey. 5 vakit namaz arası hocam. Diyelim işte küçük günahlar oluyor. Rabbim o namazların hürmetine affediyor. 2 cuma arası, 2 Ramazan arası. Namaz bizi aslında kötülüklerden çok koruyor. Günahlardan çok koruyor. En önemlisi namaz cennete götürüyor hocam. İnşallah. Bir mümin dünyadan ahirete göçerken hocam en şeyi değil mi? En önemli şey benim cennete gitmem olur değil mi? Mesela biz dünyada da en güzel evde oturmayı hayal ederiz. En güzel yaşantıyı yaşamayı, huzurlu bir hayat, sağlıklı bir yaşam isteriz değil mi hocam? Ahirete giderken de cennete gitmektir insanın aslında arzusu. Bunun tek vesilesi var hocam, namaz. Evet. Namaz olmazsa cennette açılmıyor yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Rabia bin Kelp anlatıyor. Ben bir gün diyor Resulullah'la beraber gecelemiştim. Kendisine abdest suyunu, işte bazı ihtiyaçlarını gidermek için yardımcı oldum. Peygamber Efendimiz çok sevinmiş ve ona şey demiş, dile benden ne dilersen. Rabia bin Kelp düşünüyor, diyor ki ya Resulullah ben seninle ahirette diyor, cennette beraberlik istiyorum, senin yanında olmak istiyorum. Resulullah diyor ki başka ne istiyorsun? Sadece bunu istiyorum diyor. Ona ne diyor hocam? Diyor ki secdelerini arttırarak bana yardımcı ol. Allah Allah. Evet, yani sen namaz kılarsan inşallah benim yanımda olacaksın. Eğer secdelerin fazlalaşırsa. İnşallah. Yani demek ki cennete gitmenin yolu, Resulullah'la beraber olmanın yolu İnşallah. Namazdan geçiyor hocam. Cennetin anahtarı adeta. Cennetin anahtarı ve orada cennette hocam herkes gruplar halinde olacak. Yani ahirette, kıyamet gününde. Düşünsenize yani Resulullah diyor ki ben onları alnlarının nasıl tanıyacaksın diyor ya Resulullah bizi. Ben sizi alnlarınızdan, secde izlerinizden tanıyacağım diyor. Allah Allah. Yani adeta bir böyle hani hocam şey oluyor ya ışık, fener, hani şeyler takıyorlar. Yer altında çalışanlar. Öyle olsa hocam düşünsenize her yer aydınlık oluyor ve sen görüyorsun yolunu. Yolun aydınlanıyor. Değil mi? Öyle Peygamber Efendimiz'e doğru gideceğiz. O toplulukla beraber olacağız. Çünkü kim dünyada kiminle beraberse ahirette de onlarla beraber olacak. Onun sancağı altında olacak. Bu namazla mümkün hocam. Peygamber Efendimiz'in sancağı altında olmak istiyorsak namazlarımıza devam etmeliyiz. İnşallah. Hocam gençlere de namaz sevgisi vermek için özellikle anneler bu noktada bazen böyle aciz kalabiliyorlar. Aile ve dini rehberlik bürolarında işte nöbet tuttuğumuzda hanımlar geliyorlar. Ya hocam işte ben namazımı kılıyorum, ibadetlerime özen gösteriyorum ama aynı özeni ben evlatlarımda göremiyorum. Evlatlarımıza ibadet sevgisini aşılamak için kadın olarak ailede belki de manevi atmosferin oluşmasında en önemli rolü taşıyan annedir, kadındır. Evet. Neler tavsiye edersiniz? Evlatlarımıza bu sevgiyi nasıl aşılayacağız? Hocam bunda yani Hazreti Ali'nin bir sözü var. Biri geliyor diyor ki ya Ali diyor ben çocuğuma dini terbiye vermek istiyorum. Çocuğun kaç yaşında diyor? 3 yaşında. Geç kaldın diyor. Allah yani bu daha hocam Hatice Kübra Tongar'ın dediği gibi eş seçiminden başlıyor aslında. Hani hamilelikte ben işte dua okuduğum, ben hatim bitirdim hamilelikte de. Aslında bunu daha öteye götürüp yani eş seçiminden başlıyor. Eş seçiminden bu eş benim
çocuklarıma iyi babalık yapabilecek mi, dürüst mü, namazlı mı, abdestli mi? Bunun seçiminden başlıyor hocam. Çünkü biz o tohumu atarsak mutlaka yeşerecek. İnşallah. Yani küçüklükten o tohumu, bir de çocuk hocam taklit ediyor. Görüyor, biz zaten o konuya geleceğiz hocam. Görüyor, sen namaz kılıyorsun, baba namaz kılıyor evde, kardeşlerin namaz kılıyor, çocuk da namaz kılanlardan olur inşallah. Yani bunun küçüklükten ya da annenin hamileliğinden, abdesti, onu emzirmesinden başlıyor. Yani ben söylüyorum, yapmıyor. Ama önce kendimize bakmamız lazım. Ben yapıyor muyum? Çünkü çocuklar taklit ediyorlar hocam. Söylediğimizi asla yapmıyorlar. Bizim yaptığımızı yapıyorlar. Biz namaza ehemmiyet gösteriyor muyuz? Seviyor muyuz? O ehemmiyeti gösteriyorsak çocuk da o ehemmiyeti gösterir. Hocam mesela benim cemaate namaz kılma alışkanlığım vardır. Elhamdülillah eşimde de aynı şekilde. Bu benim rahmetli babamdan bize kalmış hocam. Çünkü küçüklükten hep cemaate namaz kılardı. Evde kılmasa bile camiye giderdi. Ve şu an ben bakıyorum ki o şey bende yerleşmiş hocam. Çünkü cemaatle namaz kılma gidiyorum, bakıyorum annemde de öyle. Kardeşlerim hepsi öyle hocam. Biz gidiyoruz, hadi cemaatle namaz kılalım diyorlar. Yani ben başka, yani çok görmüyorum ama bu aslında anneden babadan oluşuyor, küçüklükten oluşuyor. Hocam bir de şey var. Namazda namaz kılarken çocuk mesela küçükken taklit ediyor ya. Mesela hareketlerini taklit ediyor. Anne işte gel beraber namaz kılalım. Oğlum gel imam ol. Hadi gel kızım gel beraber namaz kılalım dedi. Hadi niye namazını kılmadın? Namaz kılmadın. İşte namazını kıl diyorum. Sürekli uyarıyor. O diyor ki hayır ben kılmıyorum diyor. Ben zaten senin için kılmıyorum ki. Ben kendim için kılacağım. Hocam bir de sevdirerek. Hani sevdirerek güzellikle. Şimdiki gençler biliyorsunuz çok şeyler, asiler. Tablet var, telefon var, onları meşgul edecek çok şey var. O namaz kılma şeyi onlara çok ağır geliyor. Hani ben işte oyunum bitsin, işte yok yorgunum ya da tablette uğraşıyor, televizyona kafası takılıyor. O yüzden bir arkadaş vardı, diyordu ki işte çocuğum çok şey seviyordu, oyun, PlayStation. Öğretmeni geldi diyor, hadi gel beraber oynayalım. Onların sevdiği şeyler yaparak, sevdirerek. Daha sonra işte ezan okudu. Aa gel hadi namaz kılalım. Çocuk hiç itiraz etmiyor hocam. Çünkü benimle oyun da oynadı çünkü. Ben de onunla namaz kılarım. Ama işte hiçbir şeyini beraber yapmıyoruz, ilgilenmiyoruz. Namazını kıl ya da git tek kıl. Çocuğa ders çalışırken de hocam git ders çalış diyorsun. Çalışmıyor. Bizim çocuklarda da öyle. Hadi gel beraber çalışalım deyince biz de bir kitap açınca bakıyorsun ki hepsi gidip açıyor. Hevesleniyor o zaman. Evet, yani bizim ilk önce yapmamız lazım. Bunları tavsiye edebilirim. Bir de yani bu büyük alimlere baktığımız zaman işte Bediüzzaman, İmam-ı Azam, Fatih Sultan Mehmet hocam, bunların anneleri abdestsiz yere basmazlarmış. Yani abdestsiz emzirmezlermiş. Ve yapılan araştırmalara göre hocam hamilelikte damak tadı bile gelişiyor. Allah Allah. Evet, bilin annenin yediği yemekler, mesela biz hep mercimek çorbası yeriz değil mi hocam? Mesela ezogelin çorbası yemeyiz. Ben hep düşünürdüm, evet ya işte demek ki biz anne karnındayken o damak tadına alışıyoruz daha. Yani demek ki buradan başlıyor. O hassasiyet, o önem, Kur'an'a verdiğimiz önem, namaza verdiğimiz önem hamilelikten öncesinden başlıyor. Maddi olarak o alışkanlıkları kazandığımız gibi manevi alışkanlıklarımızı da kazanıyoruz aslında. Dediğiniz gibi anne karnında işte sürekli Kur'an-ı Kerim dinleyen bir annenin bebeği mesela. Aynen. Çok daha farklı olacaktır hocam şarkı dinleyen anneden. Evet. Tabii ki çok farklı olacaktır. Yani işte Hatim İndiren var, Esma-ül Hüsna diye bir kitap vardı hamilelikte. Her ayın bir esması var. Onu okuyan çocuk tabii ki çok farklı olacak. Evet. Yani sen o tohumu atarsan, bir çiçeği beslersen hocam güzel bakarsan tabii ki çiçek verecek. Ama bakmazsan, sulamazsan. Evet ben seni çok seviyorum çiçek hocam. Çiçekler bile anlıyorlar değil mi? Sevgiden diyorlar işte. Güzel çiçeği ne kadar güzel. Evet ben onunla konuşuyorum. Ben ona sevgimi veriyorum. Bir su bile yapılan araştırmalara göre çok güzelsin, çok güzelsin dediği zaman içindeki kristallerin modelleri değişiyor. Ama sen kötüsün, sen pis bir susun dediğimiz zaman onun şeyi, atmosferi, yani o atmosfer, evdeki atmosfer çok önemli. Nasıl söylüyoruz çocuğa? Yani nefret mi ettiriyoruz, sevdiriyor muyuz? Bunu çok Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hani kolaylaştırın, zorlaştırmayın, evet, zorlaştırmayın müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyuruyor. Evet. Biz ibadetleri bile bazen nefret ettirerek yaptırmaya çalışıyoruz çocuklarımıza. Aslında kaybediyoruz onları. Kıymetli hocam, bu 3 ayları ve özellikle kandil gecelerini evdeki manevi atmosferi oluşturmak adına nasıl değerlendirmeli? Anneler olarak özellikle hani içerisinde bulunduğumuz hafta kadınların evet, böyle kadınlar. Sürekli anıldığı Kadınlar Günü'nü malumunuz geçirdik.
sürekli kadınlardan bahsedildi ama kadının bu yönüne vurgu yapılmadı. Manevi bir işçi gibi aslında, değil mi? İlmek ilmek aynen, işliyor hocam. Evini, evlatlarını, bazen eşini. Bu anlamda neler yapması gerekiyor kadınların? Çok önemli hocam. Annenin ev içindeki ruhaniyeti bile çocuğa yansıyor. Anne sinirli diyor, annenin yaptığı yemek bile çocuğa şey geliyor. Yani şifa olmaz. Hani Fatiha okuyun. Annenin ruh hali güzelse, mutluysa, değil mi? Diyor ki anne mutluysa herkes mutludur aslında. Evet. Anne güzel anlatıyor mu? Annenin ruh hali güzelse çocuğa yansıyor. Aa, bugün kandil, hadi gelin bugün işte Miraç'ı anlatırsak güzel bir şekilde. Peygamberimiz Miraç'a yükselmiş, bize hediye olarak namazı getirmiş. Hocam biz şimdi kurslarda şey yapıyoruz işte, etkinlikler falan yapıyoruz. Çocukların dilinden anlayacağı şekilde kandil simidi yapılabilir, dağıtılabilir. Camilere şu an pandemi dönemi olduğu için belki gidilmiyor. Gidiliyor mu bilmiyorum. Hani o ortamı görmeli çocuk. En yakınındaki camide ya da evindeki o atmosfer oluşmalı. Hani bakın Ramazan geldi. İşte ya da 3 aylar geldi. Biz şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir plan ve proje yapıp bunları uygulayalım. Demek ki anne geliyor. Ben bugün oruçluyum. Git başımdan. Ya. İşte ben çok sinirliyim. Seninle uğraşamam. Çocuğu öteliyor. Çocuk diyor ki evet, bu oruç demek hiç güzel bir şey değil. Benim annem çok sinirleniyor. Baba geliyor, diyor ki gidin başımdan diyor. Ben zaten diyor oruçluyum. Diyelim hocam Miraç'ta oruç tutmuş. Çocuk diyor ki bu oruç hiç güzel bir şey keşke değil. Keşke gelmeseydi. Keşke gelmeseydi. Diyor. Evet. Keşke Ramazan olmasaydı ya da keşke bugün annem oruçlu olmasaydı da sinirli olmasaydı diyor. İşte bunu yansıtmamız çok önemli hocam. Çok güzel bir şekilde. İşte çok güzel bir gün bugün, hadi gelin oruç tutalım ama çocuğa sevdirsek, ay ne kadar güzel. İşte 3 aylar geldi, çocuklar bugün kandil. İşte bugün oruç tutalım mı, hadi sen yarım gün tut. İşte tutamıyor çocuk küçükse, sen yarım gün tut, başka gün dikiş yaparız, bir tamamlayalım. Evet, tamamlayalım. Çocuk hocam kalkıyor, anne sahurda. Çocuk kendi kendine kalkar ama hadi işte kalk. Yani oruç tutacaksın. Çocuk kalkmak istemeyecek ve oruç da tutmak sevdirerek istemeyecektir. Evet hocam, sevdirerek. Var mı hocam başka eklemek istediğiniz? Ailede manevi atmosferin oluşmasında kadının rolünü konuşuyoruz. Bu manevi hayata kadının etkisi. Evde de, dışarıda da, komşularıyla olan ilişkilerinde de, akrabalarıyla olan ilişkilerinde de aslında kadın adeta bir mimar gibi, değil mi hocam? Evet. İnşa ediyor. Aileyi de, toplumu da inşa ediyor. Evet, aileyi inşa ediyor. Aile zaten hocam toplumun en küçük birimi ama en önemli birimi. Şimdi biz aileyi düzeltirsek toplum düzelecek. İnşallah. Herkes kendi ailesini düzeltirse zaten toplum. Herkes İnşallah. Diyor ki ya toplum çok kötü. İşte gençler çok bozuldu. Toplumda insanlar çok kötü. Herkes çok ahlaksızlaştı. Biz kendi ailemizi eğer düzeltirsek İnşallah. Aile olarak çok bize iş düşüyor. Önce kendimizi önce çocuklarımızı, kendimizi, eşimizi. Daha sonra herkes kendi ailesini düzeltirse toplum düzelecek. Aile de manevi atmosferin oluşmasında kadının rolü hocam çok çok büyük. Bediüzzaman diyor ya, benim en tesirli ve en değerli muallimim annemdir diyor. İlk annenin kucağında büyüyor, annenin kokusunu alıyor, anneden öğreniyor kelimeleri. Anne nasıl kelimeyi telaffuz ederse çocuk da öyle telaffuz temelini edecek. Temelini atıyor adeta. Evet hocam. Mesela din boyutunda bakarsak, din de hocam aslında yaşantıdır. Hani din ne demektir dediğimiz zaman din yaşantımızdır bizim. Ahlakımızdır, dürüstlüğümüzdür. İbadetlerin dışında hocam. İnsanlarla ilişkilerimiz. İlişkilerimizdir. Anne burada çok önemli. Yani anne eğer çocuğa dini terbiye vermek istiyorsa kendi ahlakını düzeltmeli. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biri gelip diyor ya, ya Resulallah din nedir? Diyor ki din güzel ahlaktır. Evet. Yani din böyle tanımlıyor. İşte anne de terbiyede çocuğunu dini terbiyeyle büyütmek istiyorsa kendi yaşantısını düzeltmeli. Özellikle dürüstlükte hocam. Mesela parka gidiyor. Hatice Kübra Tongar diyor ya, parka gidiyor. Çocuk gelmek istemiyor. Ne diyorsunuz çocuğunuza? Hadi gel bak, sana evde şeker vereceğim. İşte gel, bir daha geleceğiz ya da sana şu oyuncağı alacağım. Çocuk ağlıyor hocam. Yok, gelmek istemiyor. Sen getiriyorsun çocuğu. Çocuk sana inanıyor. Evet. İşte sana bu oyuncağı alacağım. Sen ne duyuyor? Tamam diyor, ben seni tekrar götüreceğim. Çocuk uyuyor, uyanıyor. Yok hadi ben seninle uğraşamam. Benim işim var. Aldatmayı çocuk orada diyor ki evet, benim annem beni aldattı. Bana yalan söyledi. Ve çocuğun hayatındaki en önemli duygu hocam güven duygusudur. Güvenli bağlanma diyoruz ya. Evet.
Yani bir 4-5 yaşına kadar güvenli bağlanma çocuğun, bununla ilgili bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir kadını görüyor. Hı hı. Ve yanın çocukları uzakta, kadın çocuklarını çağırıyor. Gelin diyor, gelin size şeker vereceğim, hurma vereceğim diyor. Resulullah diyor ki sen diyor gerçekten verecek misin? Evet diyor, vereceğim. Hı. Eğer vermesen yalan söylemiş olacaktın Allah diyor. Yani Allah. Bir çocukta bile hocam evet. Aldatmamayı öğrenmemiz evet. lazım. Yani çocuğa telefon, anne ya ben gelemem, işim var, şuraya gideceğim, buraya gideceğim diyor. Telefonda yalan söylüyor. Çocuk orada yalan öğreniyor hocam. Evet. Ailede öğreniyor. İşte komşusunun gıybetini ediyor mesela diyelim evde. Dışarıda güler yüz gösteriyor. Çocuk aldatmayı öğreniyor. Hı-hı. Diyor ki ha da bak benim annem demek böyle davranıyor. İki yüzlülüğü öğreniyor, hı-hı. yalanı öğreniyor. Bu yüzden çok önemli hocam. Hı-hı. Yani o hani diyor ya hamur, elimizde bir hamur var, biz onu hangi şekle sokarsak evet. o çocuk öyle yetişecek ve bize çok çok iş düşüyor bu konuda. Ve sadece kendi çocuklarımıza da değil değil mi hocam? Çevrede gördüğümüz, kendi apartmanımızda olan, çevremizde yaşayan akrabalarımızın evlatları, aslında hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Hani toplumdaki her birey adeta bir domino taşı gibi. Aynen. Hani bir tanesine vurduğunda hepsi devrilir ya. Biz aslında hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Evet, evet. Bu anlamda da yükümlülüğümüz fazla. Yükümlülüğümüz çok fazla. Biz işte komşumuzun çocuğuna böyle çok şey kızıyorsak, bağırıyorsak, hı hı. kötü davranıyorsak bizim bu örtü profilimiz ya da bizim dindar profilimiz çizilmez mi hocam? Hı. Diyecekler ki bunlar yani hiç ahlakı güzel insanlar değil. Hı hı. İşte bizim dini böyle sevdirmemiz lazım zaten. Ahlakımızla, hı hı. yaşantımızla sevdirmemiz lazım. Burada hocam işte din güzel ahlaktır dedik. Mesela yemek yedirirken anne besmele çekiyorsa, hı hı. o çocuk da zaten olacak. Bismillahirrahmanirrahim deyip veriyorsa, işte yemeğini bitirdin, kızım elhamdülillah, oğlum elhamdülillah, maşallah bak Allah bize ne güzel nimetler vermiş. Hı hı. Hani Hatice Kübra Tongar diyor ki, al çocuğu karşıma oturtup, Allah var, Allah bize bu nimetleri verdi değil. Ay Allah, sevdi, oyun evet. oynarken, evet. ay baksana ya ne kadar güzel değil mi? Allah bize bu oyuncakları vermiş, ne kadar güzel evimiz var, Allah bize bir çatı vermiş. Elhamdülillah. İşte bize bu nimetleri vermiş yemek yerken, ne kadar güzel nimetler yaratmış. Baksana çilek yedirirken mesela ne kadar güzel yaratmış Allah. Bu şekilde anlatmamız lazım zaten. Hı. Çocuklar da bu dilden anlıyorlar evet. hocam. Ama işte böceği gördü anne. Aa işte o böcek gelmiş. Gidip terlikle öldürüyor hocam. Evet. Çocuk şiddeti öğreniyor. O da evet. bebeğini dövüyor. Evet. İşte atıyor. Kızmayı öğreniyor, şiddeti öğreniyor ama aa bak bizim işte evimize misafir gelmiş, hı hı. İşte onu alalım, dışarıya bırakalım, uçsun hı hı. gitsin. Bir küçük böcek olabilir hocam. İşte her şey anneden çocuk öğreniyor. Evet. Sevgiyi, merhameti, adaleti, şey adaleti, doğruluğu, güveni. Evet. Anne aslında diyorlar ya, beşik sallayan el dünyayı sallar. Gerçekten çok önemli bir faktör, kadın faktörü. Hem maddi hayatın devam etmesinde, devamlılığının sağlanmasında, hem de hem ailemizin hem de toplumun manevi atmosferinin yaşanmasında evet. kadının yeri çok çok önemli. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken son olarak eklemek istediklerinizi de alalım inşallah, anlatacaklarınızı evet. Değinmek istediğiniz özel bir şey varsa hı. onları da dinleyelim sizden. Herhalde kalmadı mı? Evet hocam, yani bunlar genel olarak bakalım. Evet, çok... kadının hocam mesela Kur'an-ı Kerim'de de annesi onu zahmetle taşıdı, evet. onu doğup büyüttü, güçlükle doğurdu. Onu taşıması hı-hı. ve sütten kesilmesi 30 aydır diye tasvir edilir. Hamilelik ve doğum ve emzirme döneminin zahmeti anne hakkını üstün kılmaktadır. Bununla ilgili bir hadis-i şerif var. Yani annelik de çok kutsal bir şey. Evet. Biz bunu ay ben işte ölüyorum, çocuklarla uğraşıyorum. Öyle görürsek hocam zaten çok külfet ağır bize, bir... değil mi? Ya evet. ben işte çocuk bakıyorum, bitmiyor, işleri bitmiyor, temizlikleri bitmiyor. Hmm. İşte dağıtıyorlar evi diye görürsek, yani. O çocukları bir yük olarak kendimize görürsek, onlara zaten o sevgiyi de veremeyiz. Onlar da o sevgiyi bizden alamazlar. Hmm. Ama biliyorsunuz biz ahirete göçtüğümüz zaman üç şey devam ediyor hocam. Bir üçüncüsü salih evlattır. Hı-hı. Bir sadaka-i cariyedir. Hı-hı. Bir de bir çeşme falan yaptırmışsan, cami yaptırmışsan. Yani salih evlat bizim amel defterimizin kapanmaması demek. Ne kadar güzel bir şey. Düşünsen ahirete göçmüşsün diyor. Resulullah diyor ki birinin derecesi yükselir. Diyor ki ben ne yaptım, benim derecem yükseldi cennette. Hı-hı. Diyor ki çocuğun senin için hayır duada bulundu. Ne Allah, kadar güzel bir ne şey. Ne büyük bir nimet. Ne kadar bir güzel bir şey. Yani ben cennette yükseldim. Aa çocuğum benim işte benim için hayır duada bulundu. Hı. Ya da biz şu an mesela ders veriyoruz.
Ben hep düşünüyorum, evet zor çocuklara ders vermek çok zor, 6 yaşında çocuklara. Diyorum ki ama ben ahirette göçtüğümde ya da bu çocuğa ilk besmeleyi ben öğrettim. İlk harfi ben öğrettim. O beni hiç unutmayacak hocam. Küçükken öğretilenler hiç unutulmuyor zaten. Diyor küçükken öğretilen taşa yazılır gibi, büyükken öğrenilen suya yazılır gibi. Bu çocuklar benim yüzümü hiç unutmayacaklar. Çünkü ilk diyor etkilendiği kişi öğretmenidir, ilk öğretmeni. Hiç beni unutmayacaklar, hep hayır duada bulunacaklar. İnşallah. Beni, bana bu harfi öğretmişti, besmeleyi öğretmişti, bu duayı öğretmişti diye düşünüp bunu bir nimet olarak görmek gerekiyor. Bu çocuklar benim ahiret cennet vesilem olacaklar. İnşallah. Bir de hocam Kadınlar Günü hasebiyle mesela Resulullah'ın çok güzel hadisleri var. Üç kızı olan, üç kız kardeşi olan, onu güzel yetiştiren diyor ki cennete diyor hak kazanmıştır diyor. İnşallah. Ne kadar güzel bir müjde, ne kadar güzel bir hadis. Hatta biri şey diyor, ya Resulallah iki kızı da olan olur mu diyor. İki kızı da olan diyor, olur. Evet. Yani üç kızı olan, üç kız kardeşi olan, onu yetiştiren. İnşallah. Böyle güzel bir müjde, fırsat varken evet bunu güzel değerlendirmek gerekiyor. İnşallah. Anne babalara çok büyük görevler düşüyor. Aslında bu mübarek günleri ve geceleri de fırsata çevirmek lazım. Evet. Eğitim seferberliğine dönüştürmek lazım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Hocam. Yüreğinize sağlık, dilinize sağlık. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. İnşallah bir dahaki hafta yeni bir programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Allah'ım bizleri regaib ile sana rağbet eden, miraç ile yücelen, berat ile kurtuluşa eren, kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle diyoruz. Miraç kandilinizi tekrar tebrik ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.